Evet değerli dinleyenler, aslında bizim geldiğimiz noktada biz genel olarak aslında olayın daha çok eleştirel noktada neler olduğunu bir kere paylaşmak istedik ama esas olarak bu noktada nasıl bir el uzatmamız konusu geliyor. Tabii 2 saatte 2 tır yardım falan demişler ama gördüm ki Şişli Belediyesi inanılmaz bir kampanya yaptı. Ve işte Astoria Oteli'nin önünde vesaire işte çeşitli yerlerde kamyonlar bulundurdu. O kamyonların nasıl dolduğunu gözlerimle gördüm. Yani inanılmaz bir organizasyondu ve belki de Türkiye'de ilk böylesi çabuk hareket eden ve yardımı yerine ulaştırma noktasında ciddi bir organizasyon yapan Şişli Belediyesi'ne bir kere buradan teşekkür etmek gerekiyor. Türkiye'nin her yerinden çeşitli yardım kampanyaları yapılmaya çalışılıyor. Bu noktada şöyle bir şey var, söz konusu var. Özellikle kar ve kış geliyor. Muhtemelen bugün kar yağışı olacak. Ve battaniye gibi işte sıcak tutacak şeylere ihtiyaç var. Her ne kadar çadırlar vesaire dağıtılıyor olacak olsa da bu noktada devletin tabii ulaşmasına bakmadan vatandaşın da orada bu kardeşliği tesis etme adına çok önemli bir görevi ve işleyişi üstlendiğini de ifade etmek istiyoruz. Tabii battaniye benim aklıma gelen şöyle bir şey var. Biz burada bu böyle bir kampanya başlatsak ve bu kampanyanın içerisinde de desek ki hani battaniye fiyatına, ben internette falan da baktım, battaniye fiyatına uyku tulumları var. Aslında battaniyenin yeteri kadar korumadığını da biliyoruz. Esas olarak ciddi anlamda hani kuru bakliyat, çubuk falan diğer şeyler birçok yerden gidiyor ama bizim bu özellikle çocuklar açısından bu ısınma sorunu ya da korunma sorunu çözmemiz lazım. Belki tek elden, belki de Türkiye'de ilk defa sadece bir malzemeyi koyarak, önümüze hedef koyarak yardımda bulunabiliriz diye bir düşüncem var. Bu noktada diyorum ki biz belki Çorum'da bu kampanya yaptığımız zaman doğrudan işte kaç kamyon ya da kaç adet gidebiliyorsa bu kadar Çorumluların desteğiyle uyku tulumlarını orada Afet İşleri Müdürlüğü'ne gönderiyor olsak, burada Kızılay'ın da belki desteğini alabiliriz bu noktada. Tabii bazı kargo şirketleri var. Bunlar oradaki Afet İşleri'ne gidecek her türlü yardımı ücretsiz olarak götürüyorlar. Onu da söylemek lazım. Şimdi insanlığın yitirildiği bir dünyada aslında insanlığımızı her kim olursa olsun yitirmemek adına bu milletin genlerinde var olan bir şey var bir kere. Böyle bir durumda acıya ortak oluyoruz ve o acıya ortak olurken de elimizi uzatıyoruz. Kardeş elimizi uzanmalı. O çok önemli. Şimdi şunu paylaşmak istiyorum. 10 yaşında bir çocuk, yayının başından beri söylüyorum, dün çok duygulandığı bir yardım elini uzatışı vardı. Yani inanılmaz duygulandım buna. Gözlerim doldu. Anlatırken de gözlerim doluyor. Dilerseniz bunun nasıl olduğunu biz İstanbul'a bağlanıp bu bağlantıyla bu bilgiyi alalım. O olayın nasıl geliştiğini ve bu çocuğun 10 yaşındaki bu çocuğun ne yaptığını paylaşıyor olalım. Sizi bir saniye hatta tutuyoruz. Hemen alacağız. Biraz bekletebilir miyiz? Evet, devam edin Yaşar Bey. Şimdi yardım konusunda sizden böyle bir paylaşım geldiğinde elbette hay hay, yani ne yapmamız gerekiyorsa ve kardeş elimizi bizim mutlaka bu kardeşlerimize uzatmamız gerekiyor. Evet, dünyada 98.5 frekansından yayın yapan ve radyo www.radyogün.com aracılığıyla dünyanın dört bir yanına ulaşan sesimiz aracılığıyla biz sizlere aslında unutulan bazı değerleri yeniden hatırlatmak istiyoruz ve yardım edilirken özellikle yardım kampanyası sırasında belki hepimize ümit verecek ve belki de hepimizi motive edecek bir örneği sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü şunu söylemiştim, yani her doğan çocuk bu ülke adına yeni bir vicdandır ve bu ülkenin geleceği adına bu her doğan yeni çocuk bizim hepimizin ümidi. Tertemiz, saf ve biz aslında birçok insan bu noktada farklı bazı değerlendirmelerde bulunurken özellikle bölgeye yardım konusunda şimdi 10 yaşındaki bir kardeşimiz aslında öylesine saf ve öylesine temiz bir şekilde bir yardım eli uzatmaya kalktı ki
bu ilk duyduğumda benim gözlerimi yaşarttı ve bunu aslında paylaşmak istiyorum. Ve bunu aslında duyarsızlıkların çok ayyuka çıktığı ve insani değerlerin yitirildiği bir süreçte, bir dönemde aslında hepimizi ümitlendiren küçük ama çok çok büyük bir adamı, küçük bir adamdan, küçük bir adam ama dev bir yürekten büyük bir adamı sizlere paylaşacağım. Şimdi 10 yaşındaki bu kardeşimizin annesine bağlanacağız ve bize bu yardım elini uzatışın öyküsünü ve nasıl olduğunu anlatıyor olacak. Evet, aslında biz sendeyiz. Şu anda bütün Çorum ve Radyo Gün internet sitesi aracılığıyla da dünyanın dört bir yanında dinleniyoruz. Ve Caracas'tan değerli dostumuz Adil Usta da bizi şu anda dinliyor. Hugo Chavez'e buradan bir kere daha selamlar gönderiyoruz. İnşallah onlardan da bana bu yardımı bekliyoruz. Şimdi biz duyarlılıklarımız konusunda aslında çok endişelendiğimiz bir süreci yaşarken Van depremi gibi büyük bir depremle karşı karşıya kaldık. Ve orada sizin iş yerinde yaptığınız, yapmaya çalıştığınız yardım, küçük çaptaki bir yardımla ilgili olarak oğlunuzla konuşurken İlke Kunduracı adını da söyleyelim bu yavrunun. Onun nasıl bir duyarlılık gösterdiğini biz Aslı'dan dinleyelim. Evet Aslı, sendeyiz. Bizimle paylaşır mısın? Biz şu anda Güngör Atak ve Yaşar Solak'la birlikte ve tüm Çorum ve sesimizin ulaştığı her yerle birlikte seni dinliyoruz. Bizimle biraz paylaşır mısın? Bu akşamki İlke ile konuşmanızda neler geçti? Aslında konuşma nasıl başladı? Bu süreci biraz bizimle paylaşır mısın? Merhaba, öncelikle bütün Çorum'a buradan merhaba demek istiyorum. Eğer sesimi duyabiliyorsam da Van'da bu felaketi yaşamış olan herkese ve yakınlarına da buradan geçmiş olsun diye demek istiyorum sizin aracılığınızla. Ben İstanbul'da küçük bir danışmanlık firmasında çalışıyorum ve bu deprem için kendi aramızda ne yapabiliriz diye konuşurken kendi aramızda bir para toplayıp onlara bir yardım gönderebilme kararı aldık ve ben bu durumu eve döndüğümde 10 yaşındaki oğlumla da paylaştım. Böyle bir şey yapacağımızda. O noktada oğlum kendisinin de bu yardıma bir katkıda bulunmak istediğini belirtti. Açıkçası ben bir an çok şaşırdım. Nasıl bir katkıda bulunacaksın diye kendisine sorduğumda 200 lira vermek istiyorum dedi. Oysa böyle bir parası yok kendisinin. Nasıl yapacaksın dedim. İşte bulacağım dedi. Olmazsa dedi oyuncaklarımı satabilirim dedi. Böyle bir rakamı bulabilirim dedi. Ben de kendisi için çok fazla olduğunu söyledim bu rakamın ve kendisine verdiğim haftalıktan isterse bu hafta için böyle bir yardım yapabileceğini ve bunu bizim alacaklarımız için de bizim toplayacağımız paraya bir ek katkı olarak koyabileceğimizi söyledim. O sırada gözleri pırıl pırıl oldu, yani görmenizi çok isterdim. Ve bir süredir aslında almak istediği bir oyuncak vardı, onun için para biriktiriyordu. Döndü bana, kendisi dedi ki evet ben bu oyuncağı çok istiyordum ama bunu daha geç alabilirim. Van'daki kişilerin böylesi bir yardıma benim alacağım oyuncaktan çok daha fazla ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum şeklinde bir açıklama yaptı. Açıkçası bu benim için bir anne olarak çok gurur verici bir şeydi. 10 yaşında bir çocuğun böyle bir duyarlılığı göstermesi. Yani çok büyük kişiler göstermelik bir takım duyarlılık örnekleri sergilerken safiyane bir şekilde 10 yaşında bir çocuktan böyle bir cevabı almak geleceğe dair, Türkiye geleceğine dair açıkçası bana umut verdi. Bunun bir de benim oğlum olması tabii anne olarak ekstra gururlandırdı beni. Evet, biz de bu gururu sizinle birlikte şu anda yaşayıp sormak istediğiniz bir şey var mı Yaşar Bey? Vallahi ben çok çok duygulandım yani. Evet, aslında burada herkes çok duygulandı ve kimse konuşamaz halde. Çocuğumuz derdi ne söyleyecek? Evet. Ne söyleyecek? Yani şimdi Aslı kardeşim, iyi ki senin gibi bir annesi var. Çocukları anneler yetiştirir. Armut dibine düşmüş. Benle mutlaka küçüksün. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum, çok teşekkür ediyorum. Eminim bu duyarlılığı gösteren daha pek çok çocuk ve annesi vardır. Ben burada İlke'nin hikayesini anlatma fırsatı buldum sizlerin aracılığıyla. Çok teşekkür ediyorum.
Evet, biz İlkem'in hikayesini aslında duyarlılıklar adına küçük bir örnek olarak paylaştık. Küçük bir adamın, dev bir yüreğinin aslında yansımasıydı. Ve aslında biz burada hepimizin gözleri doldu. Aslında ben biraz zoraki konuşuyorum. Yaşar Solak konuşmamanın avantajını kullanarak Güngör Atak da öyle. O duyguyu yoğun yaşıyorlar. Yaşar Solak aynı zamanda değerli bir edebiyatçıdır. Birçok şiir kitapları olan birisidir. Onun duyarlılığı muhtemel ki bizden daha fazladır bu noktada. Yine Güngör Atak kilitlenip kaldı. Bunu söylemek istiyorum. Yani, kendimi demek bir şey var. Yani umutsuz olmamalısın. Evet. En azından bunu şey yapmış olduk. Yani ülkemiz için daha umut var dedim. Şimdi bir şeyler ekleyeceğim. Biraz zoraki olacak. Aslında Aslı kardeşim, ben çenesi düşük biriyim. Çok hızlı sarı konuşan biriyim ama çocuğun en önemli maddesel değerlerinin arasında oyuncaklar birinci sırada yer alır. Benim de 8 yaşında oğlum var. Büyük kızım 22, ortanca 18. Ve çocuk teklif edilmeden eğer oyuncağını satmayı planlayabilecek zekaya sahip ve bunu dile getirebiliyor ise, o anne o evladı çok iyi yetiştirmiş. Duyarlılığı atalarından, yani anne babasından, sizlerden, aileden, varsa da ebeveyn büyüklerinden görmüş ve insani duyguları çok ön planda olan, hatta yeni alacağı, çok istediği oyuncaktan bile vazgeçecek derecede bir yüreğe sahip olmak demek, bu ülkenin geleceğine bizim çok çok umutla bakmamızı gerektirecek bir sebep olarak görüyorum. Bu beni çok umutlandırdı, bu beni çok mutlu etti. Çünkü FES'in vardı bizim televizyon programı ile ilgili. Ben kapatalı birkaç ay oldu. Ve internette, FES'te bayağı diğerlerinde abuk sabuk şeyler de söylendiğini duydum. Değinmek bile istemiyorum. Gerek de görmüyoruz biz. Evet. Aramızda bir takım duygusuz insanlar, marjinal insanlar çıkacaklardır. Ama ümit ediyorum bu marjinal insanlar bu küçük yavrumuzun duyarlılığından faydalanacaklardır. Sesimiz umarım onlardan hiç değilse birkaçına ulaşmıştır. Ne mutlu size. Ne mutlu ailenize. Ne mutlu oğlunuza. O yavruyu alnından öpüyorum. Çok teşekkür ederiz. Bir şey söylemek istiyor musun? Evet. Aslında şunu söylemek istiyorum. Yani bu vesileyle Türkiye bir deprem ülkesi. Bu ve buna benzer depremler İstanbul'da olsun, daha pek çok şehirde yaşandı ve yaşanacak. Umuyorum ki Van artık bizim için bir son olur ve gerekli yöneticiler ilgili şehirlerde gerekli önlemleri alır ve biz duyarlılıklarımızı daha mutlu konularda gösterme fırsatı buluruz. Böyle felaketlerde değil. İnşallah. Evet, aslında bizimle çok büyük bir umudu paylaştın. Bilmiyorum, yani bu umut aslında belki de tahmininden de ya da tahmin edileceğinden de öte bir umuttu. Biz bu umudu burada Türkiye ile paylaşmış olduk. Böyle bir umudu bizimle paylaştığın için ve böyle bir gururu aslında bize yaşattığın için sana bir kere çok çok teşekkür ediyoruz. İlke'yi Yaşar Solan söylediği gibi alnından öpüyoruz. O küçük ve ama büyük yürekli dev adamı, söyleyecek hiçbir şey bulamıyoruz. Bize umut verdin. Teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet. Gördüğünüz gibi çok etkilendim. Yani çok güzel bir olay. Bu ülkeden, bu ülkenin insanlarından hiçbir zaman umudumu kesmedim ben. Bu yeşeren tohumlar çok önemli. Yani bunlar denize atılan küçük dalgalar, taşlar ama yarattığı dalga büyük olacaktır. Biz insanlarımızı kaybetmedik. Bunu bir kez daha ülkede görüyoruz. Çok duygusal bir ortam. İsterseniz Kaymakam Bey'den sonra okuyun bu şiiri. İsterseniz bu duygusal ortam devam etsin. Gülümcan'da okun. Nasıl isterseniz? Devam edelim. Biraz bu duygusallığı aslında yaşayalım. Çünkü bu duygusallığı aktarmamız da gerekiyor. Bu duygusallığı bizi dinleyenlere de yansıtmak gerekiyor. Çünkü böyle ortamlarda asıl esas olarak bizim aslında böyle bir duygu derinliğine ihtiyacımız var. Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın dört bir yanında tüm insani duyarlılıkları kaybederken ve herkesin daha çok bireysel olarak olaylara baktığı ve herkesin bir anlamda kendisi olarak sadece kendisi için düşündüğü bir ortamda
10 yaşındaki büyük çocuğun kendine alacağı bir oyuncaktan vazgeçmesi. Cesur. Ve 200 lira gibi para, biliyorum o çocuk için de büyük para. Yani o kadar parası hazırda yok ama biriktirebilirim diyor. Oyuncaklarımı satabilirim diyor. Yani böyle bir olaydı ve bunu, yani bunu niye söylüyor? Bunu Van'daki insanlara yardım edebilmek için söylüyor. Şimdi tabii oradaki toplanan yardımlar işte 5 lira, 10 lira, şu kadar, bu kadar falan filan, işte 50 lira verilirken ya bu çocuk 200 lira diyor. Yani böyle bir şey var mı? Evet. Bu şiirin öyküsünü bittikten sonra evet, anlatmak istiyorum. İsmini de koyamadık henüz. Şiir ve adını koyamadınız. Yetim oğlu yetim. Anasını 10 yaşındayken kaybetmiş, babasını 18'inde. Kendini duygusallığında kaybetmiş. Yağmur yağdığında bizim evde çatıdan sular akar, evimizde leğenler rengarenk, minik şelalelere havuz olurlar, üşürüz, titreriz. Böyle bir günde çatımız tepemizden akarken, odunu sobaya atarken gramla, soğuğun kilo ile olduğu kıştır bizimki. Kıştır hala gönlümüz. Kar yağar yüreğimize, battaniyemiz yok, hiçbir şey yok. Ölülerimizi canlı verdik toprak olması gereken istiflenmiş beton yığınlarına. Ayşe'yi Mustafa'ya sarılırken görmüşler. Hiçbir şey istemiyorum hayattan. Umudum yaşamaktan yana. Yaşamak istiyorum. Adam olarak. Aslında adam olarak ölmek de düşün. Kiraz ağacında dal olmak istiyorum. Niye ise? Ayva ağacında nar. Çilek yerde değil de çok katlı apartman kadar büyük ağacın dallarında olsun istiyorum. İstiyorum da hep bir şeyler istiyorum. Bir şeyler vermek de istiyorum. Gönlümüzden kopana razı mısınız? Gönlüm fakirdir benim. İçinde garibanlığın sesini duyarsınız. İçinde bir yetim yatar ana babasız. İçinde bir garip yatar, yatacak yeri bile olmayan iki büklüm bir yetim. Neydi? Herkes ağlamış. Ayşe Mustafa'ya sarılmış, kucaklarken onu. Göz kapaklarında toz, boğazlarında toz, kalmışlar öylesine, kala kalmışlar. Öğretmen olup vatanın her yerinde alfabeyi öğretmişler. O gün pazardı. Belki de neşeyle kalktılar yataktan karı koca. Belki de kavga ettiler. Nereden bileyim. Sonrasında sarılarak ölmüşler iki öğretmen. Ölü bedenlerine insanlar ayırmış ruhlarından. Birlikte ölmüşler Ayşe ve Mustafa öğretmen. Sevgilerini yaşatarak. Sarılıp kalmışlar beton blokların altında Ayşe ile Mustafa ve öyle ölmüşler. Sarılıp kalmışlar beton blokların altında ve öyle ölmüşler Ayşe ile Mustafa. Ve tabii beton blokların önünde yere diz çökmüş, canını kaybetmiş, umudunu kaybetmiş, evet, çaresizliğin en dibini yaşayan insanlara bizim el uzatmamız gerekiyor. Bundan sonra bunu biraz daha konuşalım. Şimdi bu ortamı biraz dağıtalım. Daha sağlıklı sizlerle paylaşabilmek adına şimdi kısa bir ara verelim.